söylüyorum. Çok ayıp. Bir kez daha çok söylüyorum. Yunşak. Çok burada ayıp. Kimsenin avukatı gibi savunup bağırma bana... Yani, bak bana, bana tasarım, bana haddini... Bana bak, haddini mi bil? Bak, benimle bak. Sen haddini bileceksin, Gülşah, bir kadınla konuşuyorsun. Kadın, çok ya, ayıp. Geçin bu iş. Terbiyesiz. Ha, terbiyesiz sensin. Haddini bil diyorsan terbiyesizsin. Terbiyesiz sensin, tamam mı? Sen terbiyesin, önde gidenisin. Konuşmayı bilmeyen, uslubu bilmeyen, eleştiri bilmeyen, tartışmayı dahi bilmeyen cahil bir kadınsın sen. Bak, cahil bir kadınsın. Cahil bir kadınsın. Ben sana konuşmayı bilmiyorum. Saygısız. Ay Allah aşkına, konuşmayı öğren. Susturun ya. Konuşmayı öğren. Bir mesele vardı, çok daha önemli. Ya arkadaşlar, darbeden 3 ay önce Kurtlar Vadisi darbe ismini satın almış bilim olarak, doğum beynini. Bunu biz niye atladık, ben anlamıyorum. Atlamadık yani. Niçin yani, girmedik buna? Atlamadık, atlamayız biz öyle şeylere. Şimdi değerli izleyenler, dün yine gündeme getirdiğimiz ilginç bir mevzu vardı. Kurtlar Vadisi'nde o mezar taşın üstünde Erdoğan yazısının ne işi var? $1 yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde ekrana geliyor. Ve biz 2016'da 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkıyor ki FETÖ de $1'ları kullanıyormuş. Vay vay vay. Şimdi bakın, bir kez daha duyalım. Ezan ters yüklenmiş burada, ters kaydedilmiş bilerek. Onu duyalım. Sonra filmi geriye aldığında, filmi ters okuduğunda, bu kez ters okunan ezanı ters okuduğunda net olarak ezan olduğu anlaşılıyor. Orada da bir cevap bekliyorduk aslında. Böyle yalan dolan manipülasyonlarla dolu bir açıklama geldi biliyorsun. İpe sapa gelmez. Yok Nihat beni ölümle tehdit etti. Ya yok hadi bıraksın ya. Yok söylemezsem olmaz ya. Şöyle yaptı bilmem şöyle. Hadi böyle iki sayfa, üç sayfa açıklama. Ya. Hayır bak, şimdi sorular sorulacak size savcılıkta. Söz verdik Allah'a, geriye dönmeyeceğiz. Bir insan hakkında rezalet yazacaksın, skandal getir. Sık dikenli yollara, söz verdik Allah'a, geriye dönmeyeceğiz. Temelimizde yubudiyet içinde. Söz verdik Allah'a, geriye dönmeyeceğiz. Bir insan hakkında rezalet yazacaksın.